Hey, sen buraya bak. Evet. Çatın neden iki blok değil de üç blok? Evet, biliyorum, yanlışlık oldu. Sanırım unutmuşum. Eziklerin asla üç blok çatılar yapmadığını biliyorsun. Aslında dışarı çık. Sen kimsin? Kim olduğunu söyle. Adım Ege ve 563 gündür bir Ezi'yim. Minecraft'taki en power bloğunu söyle. Toprak. Topraksız bir dünyada yaşayamazdım. Şimdi evini düzgün yap ve bir daha evinin üç blok olduğunu görmeyeyim. Tabii, tabii ki. Dünya artık böyleydi. Yeni devrimden sonra her şey toprağa dönüştürüldü. Ezik topluluğu kimsenin gereğinden daha çok ilerlemesine izin vermedi ve ağaçları bile topraktan tekrar yaptılar. Görünürde bir tane bile normal blok yoktu. Kilometreler boyunca sadece toprak. Yeryüzü her şeyden daha kötü. Ana kayaya kadar giden delikler, direkt aşağıya doğru. Hepsi direkt aşağı kazarlarsa elmas bulacaklarını sanan ezikler tarafından. Direkt aşağı kazmak bir kural. Ondan başka bir şey yaparlarsa bedelini ödüyorlar. Toprak evlere gelince çoğu ezik birbiriyle aynı toprak evlerde yaşıyor. Büyük ihtimal daha kötüye gidemeyeceğini zannediyorsun ama yanılıyorsun. Ezik topluluğundan kuzeybatıya doğru gidersen saf elmas cevherinden yapılmış büyük bir dağ görüyorsun. Büyük ihtimal bunun ezik topluluğu için tuhaf olduğunu düşünüyorsun ama bir sebebi var. Eziklerin buraya gelmesinin tek sebebi bu elmas cevherlerini tahta kazmalarla kazmak. Eziklerin hepsi bunu yaparlarsa elmasları alacağını düşünüyorlar. Ben sadece buraya eziklerle uyum sağlamak için geliyorum. Cevherler ezikler dünyayı ele geçirmeden önce prolar tarafından toplandı. Ama ezikler çoğaldıkça proların yapabileceği bir şey kalmadı. Hepsi öldürüldü. Ve yakında o kadar çok ezik vardı ki yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Başka pro kalmadı, benden başka. Ama benim de zamanım sona gelmişti. Daha fazla gizlenemeyeceğimi biliyordum. Ezik Ege, bugün evine geldik çünkü elinde yasak bir şey olduğuna dair raporlarımız var. Bize bu şeyi vermezsen ölüm cezasına çarptırılacaksın. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Yasak bir şeyim yok. Sadece toprak ve tahta araçlarım var. Eğer bu yasak şeyi bize vermezsen ve senin evinde bulursak ölüm cezasına çarptırılacaksın. Cidden neden bahsettiğini bilmiyorum. Yasak hiçbir şeyim yok. Güven bana. Envanterimi kontrol edebilirsin. Sadece toprak ve tahta araçlarım var. Sana bir şans daha veriyoruz. Eğer bu yasak şeyi bize şimdi verirsen cezandan 10 yıl kesilecek ve ölüm cezası yok. Şimdi ver ya da en kötüsüyle yüzleş. Tamam, vereceğim. Sözünüzü tutun ama. Lütfen yasak şeyi sandıktan alıp mesafeden bize doğru at. Bir şey denemeni istemiyoruz. Ve öyle son pro mülkümü vermiş oldum. Taş kazmam. Onu orada yıllardır tutmuştum ama sonunda beni anladılar. Tamam, onu size verdim. Şimdi beni hapse gönderin, tamam mı? Lütfen cezamdan zaman kesin. İnce düşündükten sonra seni hapse göndermemeye karar verdik. Yasak bir şeyi uzun süre elinde bulundurduğun için ölüm cezasına çarptırılacaksın.